Müzik dünyasına girişim önce şeyle başladı, sesle başladı. Sesim dikkati çekmeye başladı. Yani çocukluğum sırasında. Türküler söylerdim. Sonra ilkokulun içinde, dördüncü sınıfında enstrümana dönüştü bu. Keman çalmaya başladım. Kemanı 1937-38'e kadar çaldım. 1924'ten. O öyle oldu. Sonra devlet konservatuvarı kuruldu. Opera bölümü, tiyatro bölümü kuruldu. O zaman da operaya geçmem, yine tekrar sese döndü iş. Operaya geçmem teklif edildi. Kabul ettim. 37-38'lerde kemanı bıraktım. Şey oldu. Ses kortlarına keman tazyik ediyor diye az çalışmam önerildi şan hocası tarafından. Zaten kemanda az çalışılmaz. Çalışıldığı zaman tam çalışmak gerekir. Şey de değişmişti artık. Yol da değişmişti. Branşımız da değişmişti. Tamamen bıraktım ve tekrar sese döndüm. 1935-36'da müzik öğretmen okulunu bitirdim böyle keman, enstrümanım keman olarak. Sonra opera bölümüne girdim. 1942'de de opera bölümünü bitirdim. 1952'ye kadar devlet operasındaydım. Operamızın temelinde benim de alın terim bulunduğu için mutluyum. 1941'den 1952'ye kadar Bastien Bastien'le, Fidelio, Satılmış Nişan, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo, La Bohème, Sevda İksiri ve Rigoletto gibi çeşitli operalarda oynadım. Aldığım büyük küçüklü rollerde başarısız sayılmazdım. Ama yine de asıl sanatçı kişiliğime türkülerle ulaştım. Almanya'dan yeni dönmüş olan Nurullah Taşkıran Bey, yetenekli gençlere o zamanki Muskemal Mektebi'nde ücretsiz olarak şan dersleri veriyordu. Ruhi Bey de bunların arasındaydı. Dostluğumuz orada başladı. Hepimiz büyük bir zevkle, büyük bir aşkla çalışıyorduk. Fidelio operası hazırlanıyordu. Tatbikat sahnesinde. Ruhi rock rolünü oynuyordu, zindancı. Ben de Leonore, yani Fidelio'nun partisini söyleyecektim. Hep beraber çalışmaya başladık. Gayet sıcak, tatlı bir bastı. Nadir bulunan bir ses. Karlı Ebed iyi keşfetmiş. Ve ondan sonra tutuyor buna, Fidelio'da zindancı rolünü, Rocco'yu veriyor. Rocco da iyi bir adam, gayet akıllı. Kızı oraya sokuyor. Merhametli bir adam, akıllı bir adam. Demek bu Ruhi'si akıllı, gayet şey bir insan. Çünkü büyük rejisörler dediğim gibi artistlere, karakterlerine uygun rol verirler. Onlar birbiri psikiyatrdırlar yani, bilirler. Burada da işte görülüyor. Birlikte oynuyoruz. Çok nazik bir insandı. Hümanistti çok. Hümanist, sosyalist bir adamdı. Ruhi Su'nun gördüğü klasik batı müziği eğitimi, onun sesini ve müzik anlayışını geliştirir. Müziğin, özellikle sözlü müziğin yapısını tanır. Her duygunun müzikle anlatılabilir olduğunu öğrenir. Opera sahnelerindeki yaşamı devam ederken, Ruhi Su, solcu olduğu gerekçesiyle dönemin iktidarı tarafından operadan uzaklaştırılmak istenir. Bir gün Konsolos Operası'nın provasındayken gözaltına alınarak tutuklanır. Ve görkemli ışıklar altında büyük orkestralar eşliğinde seçkin seyircilere karşı sahnelenen operalar dönemi bir daha açılmamak üzere kapanır. Fakat bu arada türkülerle de uğraşıyordum. Konserler veriyordum radyoda, dışarıda. 1952'de bazı siyasi düşüncelerimiz biraz sakıncalı görüldü sanıyorum.
Ondan dolayı operadan ayrılmak zorunda kaldım. Tıpkı tabir yerinde ise okumam, yazmam, müzik eğitimim olduğu halde bir çağdaş halk ozanı şeyindeyim adeta, görünümündeyim. Elimde sazım var fakat eğitim görmüşüm. Halkın izlediği yolu izliyorum. Gerçi kendime has bir takım yorumlar getiriyorum. Yeni şeyler getiriyorum ama işte bir çağdaş halk ozanı şeyi içinde çalışıyorum. Kendi sözlerimi de bazen müziklendiriyorum. Bunu da halk ozanlarının %99 yaptığı gibi adeta ortanın malı olan ezgi kalıpları. Halkın kendisi de yapar, bunu halk ozanlar da yapar. Yeni bir olay karşısında düşündüklerini söyleyeceği zaman, müzikle söyleyeceği zaman bu mevcut eski kalıplarından birine bağlayarak söylüyor. Ya öyle yaptım ya da o sözlerim için yeni bir eski düşündüm. Böylece çalışmam sürüp gidiyor. Çağımızın sorunları içerisinde yaptığım, gerek ozanlarımızdan gerek kendimizden ya da bu sorunlara uygun halkın kendi türkülerinden oluşturduğum programlar doyurucu oluyor.